Merhabalar. Merhabalar. Evet, bugün de mühendisler için İngiltere'de iş fırsatları video serimizde belki de en ilginç konulardan birini konuşacağız. Çalışma koşullarını. İngiltere'de mühendisler ve mimarlar için çalışma koşullarını konuşacağız. Evet Varancığım, söz sende. Merhabalar Cem Bey tekrar. İngiltere'deki çalışma koşullarından bugün konuşalım istedik. Sizinle de kararlaştırmıştık daha önce. Ben burada pek çok farklı vize türüne göre farklı çalışma olanaklarına insanlar sahip olabilirler. Bugün benim özellikle bizi izleyen insanlarla paylaşmak istediğim bilgiler iki tanesini çalışmanın en ağırlıklı olarak iş olanaklarının olduğu iki çalışma şekline dayanıyor. Bunlardan bahsedeceğim. Birincisi ve belki de en dinleyenlerin dikkatini çekecek olan Ankara anlaşmaları ilgilendiren contractor olarak iş bulma konusu. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Türkiye'den İngiltere'ye gelen insanlar arasında buradaki yaşama, ya oturma ve çalışma iznine dair en popüler vize türü Ankara anlaşması. Bu Ankara anlaşması ile ilgili de şöyle bir bilgiyi de araya sıkıştırayım. Biliyorsunuz İngiltere bu geçiş süresi 2020'nin sonunda son buluyor. Ve Ankara Anlaşması da esasında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılmış bir anlaşma olduğu için İngiltere artık bu anlaşmanın tarafı olmayacak. Bu 2020'nin sonuna kadar başvuru almaya devam edecek İngiltere Ankara Anlaşması için. Bu sürenin sonucunda artık bu vize türü başvurulara kapanacak. Yani eğer bizi izleyenler arasında gelmeyi düşünenler varsa... Brexit etkileyecek bunda değil mi? Tabii Brexit olduğu için İngiltere artık anlaşmanın çıktığı için de boşta kalıyor anlaşma. Bir tarafı boşta kalmış oluyor. Onun için de Ankara anlaşmasıyla İngiltere'ye gitmeyi düşünen beyaz yakalı arkadaşlar mutlaka bu yıl sonuna kadar ellerini birazcık hızlı tutsunlar demeliyiz. Evet. Doğru. Yani benim tavsiyem de en az yani başvuru için kendilerine bir 2-3 ay pay bırakmaları. Çünkü bugünden yarına hazırlanabilecek bir turist başvurusu gibi düşünmemek lazım. Bir iş planına bağlı bir girişimci vizesi türü çünkü. O yüzden benim bugün anlatacağım iki iş çalışma şeklinden ilki contractor olarak çalışmak. Yani aslına bakarsanız bizim Türkiye'deki sözleşmeli çalışma olarak düşünebileceğiniz bir çalışma türü. Burada genelde Ankara Anlaşması vizesiyle gelen insanlar, beyaz yakalılar bu anlaşma türünü hani ne bağlı kalarak çalışma durumundalar. Çünkü çalışma izinleri sadece bu tarz pozisyonlarda görev almalarına izin veriyor. Dolayısıyla bir iş planına bağlı olarak bu bir proje yönetim firması olabilir. Eğer siz tamirat işleri yapıyorsanız bu uygulama yönelik bir firma da olabilir. Sadece ben bunu beyaz yakalılar özeline de sıkışıyormuş gibi olmadı gözükmesini de istemem. Bu çünkü dediğim gibi bir girişimci vizesi. Buraya gelip şirketini kurup iş yapacak insanlara hitap ediyor. Ama bu tabii ki bizdeki alt yüklenici, taşeron gibi çalışma şeklidir aslında. Ama arada şöyle bir fark var. İngiltere'de çok yaygın olan sadece hani Ankara anlaşmalı Türkler ve göçmenler için de İngilizler arasında çok yaygın bir çalışma türüdür kontraktör olarak çalışma türü. Çünkü burada bu ülkedeki bütün gelirler brüt olarak ölçümlenir. İnsanlar neye vergi ödediklerini bilirler. Kontraktör olarak çalışan insanların da gerçekten tek başlarına birer şirket gibi düşünebilirsiniz. Bu genelde 6 aylık ya da bazen İlk sözleşmenizse eğer geçici süreli 2 ya da 3 aylık sözleşmeler yaparak bir göreve yükleniyorsunuz. Örneğin bu bir planlamacı olabilir. Bir quantity surveyor dediğimiz işin ticari kısmında teknik ofis satın alma kısmı gibi düşünebilirsiniz. O olabilir. Ya da şantiye şefi olabilirsiniz. Bu dediğim gibi sizin şahıs firması ya da limited şirketin formasyonu değişebilir. Ama sözleşmeyle bir görevi yüklendiğiniz bir çalışma şekli. Ve dediğim gibi Ankara Anlaşması ile gelecekler bu şekilde çalışma iznine sahipler. Bir şekilde maaşlı çalışma izinleri bulunmuyor. Şöyle bir bilgi daha vereyim.
iş ilanlarına bakıldığı zaman İngiltere'deki pozisyonlar için inşaat sektörü özelinde iş ilanlarının %20'si 25'ini oluştururlar. Yani diğer maaşlı çalışmaya göre daha az olasılık sunarlar. Artısı şu olarak düşünebilirsiniz ama belli garantileri olmadığı için bir maaşlı çalışan gibi garantileri olmadığı için maaş skalaları daha yüksektir. Yani brüt tutarları tabii. Contractor çalışanların belli bir iş garantileri olmadığı süreli çalıştıkları için daha tabii, yüksektir. Daha böyle bir artısı da var. Evet, iş olanağı daha az olmakla beraber daha yüksek tutarlarda ücretlerde iş olanakları sunuyor bu çalışma şekli. Ve tabii bunu düşünürken bir de şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Sonuçta siz bir alt yüklenici taşeron mantığıyla bir hizmet satıyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız hizmet kadar ödeme alıyorsunuz. Yani hak ediş yapıyorsunuz aslında. Dolayısıyla hani buradaki bu ayrımın da iyi yapabilmek gerekiyor. Akılda tutulması gereken şeylerden bir tanesi. Bunu niye söyledim? Hasta oldunuz, işe gelemediniz. Bunun için alabileceğiniz bir ücret olmayacaktır. O zaman iki gün gitmezseniz o haftalık hak edişinize... Evet. İzinde izin, de yıllık izinde yok. Yıllık izinde bayramlarda da yok büyük ihtimalle, değil mi? Aynen. Yok. Aynen. Resmi izinler, evet, resmi tatillerde de ödeme almazsınız dolayısıyla. Dediğim gibi çalıştığınız gün kadar. Çalıştığınız kadar. Aynen. Bir danışman gibi düşünebiliriz aslında. Yani bu kadar gün çalıştım ya da bu kadar saat çalıştım. Onu alabilirsiniz. Dolayısıyla genelde şöyle bir mantık yürütürler burada contractor çalışanlar. 11 aylık gelir hesaplarlar. Kendilerine de yaklaşık bir aylık dinlenme, tatil gibi bir süre koyarlar, ek süre koyarlar. Bu eksende çalışırlar. Dediğim gibi Ankara Anlaşması'na gelmeye düşünenler varsa bu zamana kadar anlattığım bilgiler onlar için geçerli. Kulaklarını küp olsun. Diğer çalışma şekli de burada permanent olarak geçen, bizde Türkiye'deki maaşlı çalışmanın karşılığıdır. Çok benzer haklara sahiptir burada da çalışanlar. Tabii hani biraz rakamlarla ilgili farklar olabiliyor. Yaklaşımda en önemli fark şunu belirtmek isterim. Brüttür. Buradaki bütün çalışılan maaşlar genelde şeffaflık vardır. Hani bir pozisyona başvurduğunuz zaman iş ilanına genelinde başvurunun içerisinde yazar. Hangi maaş aralıklarınızda bir iş teklifi alacağınız ve brüt maaş da şu, hani bunun içinden sizin sigortanız, ödeyeceğiniz vergi gibi şeyler kesilecek ve elinizde daha az bir tutar geçecektir. Ama bu şunun farkındalığını veriyor bir vatandaş olarak kişiye. Ben ne kadar vergi ödüyorum ve bu şeffaflıktan doğan haklarınızı korumanız, sahip çıkmanız için de bir olanak sunmuş oluyor. Ben Türkiye'de çok az firmanın uyguladığına tanık oldum brüt maaşı. Buradaki en güzel şeylerden bir tanesi o. Genelde çok internette aratınca bulunamayacak bilgilerden bir tanesidir. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Eğer iş ilanlarına bakıyorlarsa bizi izleyenler, İngiltere'de nedir, nasıl bulabilirim, hangi fiyat, hangi ücret aralıklarında gelir sağlayabilirim diye. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim. Bu arada bizim inşaat sektöründe de yapılan iş ilanları, yani açık olan ilanların yaklaşık %75-80'ini tabii maaşlı çalışmak oluşturuyor. Dediğim gibi yıllık izin hakkınız, eğer hastalanıp bir şekilde işe gidemezsiniz, ödemeniz, maaşınız, her şeyiniz olduğu gibi devam ediyor. Tabii bazı ek artıları da oluyor. Türkiye'dekine benzer özel sağlık, araç temini gibi şirketler ek olasılıkları burada da sunuyorlar. Çok ilginç bir şey belirtmek istiyorum. Bizde Türkiye'de genelde şirketler ulaşım ve yemek ücretlerini karşılarlar. İngiltere'de böyle bir durum söz konusu değil. Yani bir maaş, yani çalışacağınız zaman yol masrafınızı ve işte öğlen yemek masrafınızı da düşünmeniz gerekiyor. Evet. Çok enteresan. Kendi imkanlarınızla derler ya bizde iş var. Kendi imkanlarınızla.
dağ başında. Aynen öyle imkanlarım, kendi. Benim hangi imkanım var da dağ başına gideceğim falan, böyle kendi imkanlarınızla diye böyle bir klişeleşmiş laf aynen vardır. Öyle ki kendi imkanlarınızla ulaşımınızı ve yemeğinizi karşılamanız gerekiyor. Diye şey yapacağız. Ama böyle çalışanları şöyle söyleyeyim, hani brüt maaş dedim yani ya buraya gelmeden çok anlaşılabilecek bir şey olmayabilir. O yüzden bir iki örnek daha vermek istiyorum. Şöyle, burada çalışanları desteklemek için ve bazı şeylere yeni alışkanlıklar edindirmek için teşvikler oluyor. Mesela bir tanesi insanları bisikletle, yani karbon salınımı olmayan ulaşım yöntemlerine yönlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla siz maaşlı çalışıyorsanız şirketiniz size burada bir bisiklet nasıl diyeyim ona için kolaylık sağlıyor. Bu kolaylık temelde ne aslında? Siz bunu vergi öncesi maaşınızdan karşılıyorsunuz. Dolayısıyla eğer bu tarz yenilenebilir enerji gibi sizi iyi alışkanlıklar edindirecek şeylerde brüt maaşınız üzerinden ödemenizi yapabiliyorsunuz. Bu aynı şekilde çocuğunuz varsa ve bir eğitim gideriniz varsa orada da yine sizin brüt maaşınızdan bu tutarlar kesintiliyor. Kesiyor ki devlet de size bu vergi anlamında desteklemiş oluyor. Maaşlı çalışanları böyle şeyler de bekliyor. Bir de küçük bir bilgi daha vereyim. Yıllık izinler ortalama burada minimumda 21 iş gününden başlıyor. Yani bu ve gerçekten iş günü, yani 21 gün derseniz yaklaşık bir aylık bir süreyi kapsıyor. 2 hafta tatil yaparsanız 10 gün. Bu da açıkçası burada çalışana, üreten kişiye verilen değerin benim açımdan göstergelerinden bir tanesi. O küçük bilgiyi de paylaşmak isterim. Harika. Şimdi senin çok güzel hazırladığın, ellerine sağlık, bir güzel slide vardı. Oradan bu konuyla ilgili olan slaytımızı açıp ben de bu söylediklerini hızla bir tekrar edip kısaca özetleyerek bu videoyu toparlayalım diyorum. Contractor, yani Ankara Anlaşması ile gelenlere contractor şeklinde çalışıyorlar. Proje bazlı, süreli oluyor. Bunlar 6 ay veya belli periyotlarla yapılan sözleşmeler. Yenilenen sözleşmeler. Çalışma şekli diyoruz. İş ilanlarına bakarsak, İngiltere'de aradığımız iş ilanlarında %20-25'i bu rollerden oluşuyor. Alt yüklenici ya da şahıs firması olarak da bunların dışında kurabilirsiniz firmanızı ve firmanıza da orada gidip iş yapabilirsiniz. Bunların hepsi Ankara Anlaşması'nın sağladığı kolaylıklar. Ama ne oluyor? Orada bir maaş gibi bir şey yok. Çalıştığınız kadarını alıyorsunuz. Böyle olunca da tabii izinler, raporlu olduğunuz veya rahatsız olduğunuz zamanlarda bir ücret almıyorsunuz. Yine milli bayramlar ve diğerlerinde de almıyorsunuz. Ne kadar köfte o kadar ekmek dedikleri tarzda. Aynen ne öyle. Çalışıyorsanız o kadarının karşılığını alıyorsunuz. Peki diğerlerine bakalım. Permanent, yani sürekli çalışma durumu nasıl oluyor? Sürekli sözleşmelerde. Orada da Türkiye'de bildiğimiz maaşlı çalışmanın karşılığına denk geliyor. Bir iş ilanlarından %75-80'i bu iş pozisyonlarından oluşuyor. Yıllık izin hakkı var. Hatta fazla dediğim gibi 21 günlük bir izin hakkı oluyor ki bu çok güzel bir şey. Doğru. Güzel sağlık sigortaları ve benzeri şeyler. Aynen öyle. Özel emeklilik gibi, işte private pension dediğimiz özel emeklilik gibi bir avantaja geliyor. Şirkette size katkı sağlıyor. Hepsi de brüt maaşınızdan kesiliyor. Vergi öncesi böyle artıları da var. Çok güzel. Vallahi ağzına, yüreğine sağlık. Tüm ön hazırlığına sağlık. Son derece güzel özetledin. Bir de bir tabloyla da süsleyip taçlandırdık diye düşünüyorum. Son söyleyeceğin sözler var mı? Ona göre de yavaş yavaş videoyu toparlayalım. Ben size çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli oluyor. Eğer sorular, yorumlar olursa onları da yanıtlamaya çalışırız. Baran, bundan sonraki videolarda da. Baran çok güzel bunu tekrar hatırlatıyor. Arkadaşlar, video altına düşüncelerinizi, beklentilerinizi yazın. Yazın kim? Biz de bu doğrultuda çalışmalar yapıp
Böylece bu kanalda sizin isteklerinize daha çok karşılık vermiş olalım. Ayrıca beğenmeyi de unutmayın. Beğenmenin şöyle bir avantajı var. Tabii ki bizim videoların daha çok seyredilme ve daha çok hani YouTube'da baktığınızda kenarda birden karşınıza çıkıveriyor ya, işte hiç tanımadığınız insanların karşısında bizim videolarında çıkma olasılığını arttıracaksınız beğenerek. Ama bunun şöyle bir güzelliği var sizler açısından da. Hiç tanımadığınız insanların da interaktif şekilde bu videoları seyredip aşağıda yorum yapmasını ve bu ağın dünya üzerinde daha geniş bir alana hitap etmesine fayda sağlayacaksınız. Ve böylece biz daha güçlenmiş olacağız hep beraber. Sadece bu videonun seyredilirliğiyle bağlantılı olarak düşünmeyin. Ne kadar çok insana biz ulaşabilirsek, iki mühendis videoları ulaşırsa o kadar çok insandan da geri bildirim ve farklı bilgiler. Cem Bey, Mert Bey, gelin bu videoları da yapın. Buraları da konuşalım. Hiç bilmediğimiz ülkelerde, hiç bilmediğimiz fırsatları duyma şansımız da olacak. İşte bunun için de maalesef YouTube bir beğenme algoritmasını istiyor. Başka türlü de ölçmeleri kolay değil açıkçası. Ama ben şu açıdan çok memnunum. Gerçekten videolarımız son derece fazla kimse tarafından seyrediliyor. Korkunç altında yorumlar geliyor ve beğenme oranlarımız da diğer sitelerdeki videolara göre çok yüksek. Bunun için de sizlere çok çok teşekkür ederiz. Peki bir başka videoda, daha doğrusu bu serinin 4. videosunda görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.